Selamün aleyküm yavrular. Hoş geldiniz. Tabii. Teşekkürler. Portu mu? Oldu olmadı ki o anda böyle değiştiriyorlar. Heh, sen benim. Misin? Ne zaman aldın bu arabayı? Ya 94'te. Kimden aldın hatırlıyor musun? O zaman aldım. Tekteydi bunun şeyi. Aldım. Mercedes dahili değildi. Aldım. Yurt dışından getirmişlerdi. Onlardan aldım bu arabayı. Nerelere gittin bu arabayla? Ne yaptın? Ha? Bu arabayla nerelere gittin? Neler yaptın? Bu arabayla çok ilahiyatlara ne yaptım da en şeyi 77'de hazda gittim. Ha, annemi İstanbul'da bir dayım vardı. Dayımı da aldım. O şeyi yatırdım mıydı şeyi? Evet. Sünger yatak burada. Dayımla biz de orada. Ön tarafta. Kaza basılmıyordu yani. Kaç günde gittin hacca? 4 günde gittim. Bir gün yetim Antalya'da kaldım. Antalya'dan sonra Suriye'ye geçtik. Suriye'den sonra da şeye geldik. Geçeriz bu oranın adı neydi oraya. Oradan da komple şeye. Şimdi niye satmıyorsun? Niye satmıyorsun arabanı? Saklıyor musun? Alıyor istiyorlar da ben de satmayayım diyorum. Bunu bir çalıştırayım şeyler alıyorsun. Masrafını çekeyim diyorum uşaklarıma. O zaman da isterseniz satın, isterseniz satmam, dursun. Bir yol götürdüler, getirirler. Böyle bıraktılar buraya, çalışır vaziyette. Öyle dile kaldı. Ne kadardır sizde? Yani ya 76'dan beridir, 15 senedir de burada. Gelen oluyor, isteyen oluyor. Babam satmıyor. İlla ben bunu yaptıracağım, tekrar çalıştıracağım diyor. Yani öyle bir şey var. Ya kendisi şu anda 98 yaşında. Halen arabayı çalıştırıp bineceğim, gezeceğim diyor. Ben ölürsem diyor, bu arabayla götürün beni diyor. Yani vasiyeti de var. Benim cenazemi de buna koyup beni tekkiye bundan götürün diyor. Çok cenaze çektim. Yani tabii canım, tabii yani çok bu araba bu fırın ustasıdır. Yani fırına gittiği zaman mesela Türkiye'nin her yerine fırın yaptı. Bu arabayla taşırdı malzemeleri. Yani bu araba gerçekten çok sağlam ve o kadar emektar bir araba ki o yüzden de satamıyor yani. Çok.